Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve Yine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet şöyle 21 numara var bu tığ ile işliyorum arkadaşlar bütün videolarımdaki oyaları ve şöyle tülbentimle birebir aynı renkte olan ipim ipim 739'du sanırsam ama yine de arkadaşlar 732 evet 732 numara bu şekilde tülbentimle birebir aynı renkte olan yağ yeşili size ee, daha önce bundan önceki videoda çekmiş olduğum modelim arkadaşlar şöyle bakın alt kısmı birebir aynı üst kısmını bu şekilde renkli yaptım bak rengarek yapılış tarzı aynı ve 3 örümceğin üzerine böyle dörder kirpik yaptım sadece zincir sayısı farklı bu şekilde 3 tane zincir yerine 5 zincir çekerek kirpikleri oluşturdum şöyle beyazın gözükmesi için elventimi şöyle açayım. Renk olsun istiyorum arkadaşlar. Şöyle beyaz çünkü ışıkta yansıması açısından ya bu şekilde göstereyim. Evet, modelim bu arkadaşlar. Bakın rengarenk böyle bu şekilde boncuk gibi, hoş bir farklı bir modelmiş gibi. Yapılış aynı. Fakat bu çiçekleri koparıp yapıyoruz. O tek sıra devam ediyordu. Kolay. Ee, yeni öğrenenler ve kolay model arayanlar içindi. Bu da böyle çıtı pıtı rengarenk uğraşmayı sevenler için bir model oldu. Evet şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Nasıl yapıldığını başlayalım arkadaşlar. Evet. Tülbentimin kenar tığlama işlemini her zamanki gibi ilk önce tülbent kenar tığlama işlemini hazırlayarak başlıyoruz ne oldu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. 3 zincir çektim. Çünkü ipi esnettiğim için inceliyor arkadaşlar. İnce de 2 tane zincirli. Böyle güzel zürafa gibi durmuyor. O zaman da hem videoda normalde belki olmaz ama video kısmında atarken tam ortasına bazen olmayabiliyor. Şöyle bakın. 2 zincirle tığlamaya başladım. Şuradan göstereyim. Bakın çok yapışık oldu tülbente. Bunu belki normalde rahat görünebilir ama video çekerken arkadaşlar o yüzden zorlanmayayım diye hem de bu şekilde zürafa gibi çok hoş durdu üçer zincirli çekince şimdi Evet ilk başlar gibi başlayacağız dedik bakın ilk başlarken de aynen bu şekilde sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz şöyle başlama şeklinde göstereyim Evet ilk önce çimenini yapacağız sonra çiçeğini yapacağız iki sıradan oluşuyor şöyle her e, örümcekte olduğu gibi muhakkak dibine bir tane zincirimi çekmişim iki tığ battı büyüklüğünde küçük bir örümcek yapıyorum bakın arkadaşlar şöyle şu büyük olunca marullanıyor çirkin bir görüntüsü oluyor onu bir göstereyim sonra demek istediğimi anlarsınız şöyle iki tığ battı büyüklüğünde küçük bir örümceğimi yapıyorum örümceğin tek katından girerek bu şekilde şu büyüklükte bombili bir örümcek yapıyorum. İki defa tığı daladım. Bir, iki tığ battı atlayıp şöyle iki, iki, iki alarak tırabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi buraya tırabzandan fıstık oluşturacağız. Üç tane zincir çekerek şöyle ilk ilmeğimi oluşturuyorum bir defa tığımı doladım hemen trabzanın alt kısmından girip şöyle bir şöyle iki son ilmeğim tığımda bir defa tığımı doluyorum trabzanın altından girip bir ve iki Bakın. Evet, son ilmekler yine tığımda iki işlemi yapıyorum almış olduğum ilmeğin birincinin içinden ikincinin içinden iki tanesi son ilmek yine tığda Toplamda tığımda 6 tane bu şekilde ilmek oluşturacağım. Yine yuvadan trabzanın alt kısmından girip 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Trabzanın alt kısmından girip 1 ve 2. Şöyle tığımdaki ilmeklerin sayısını görüyorsunuz. 6 tane. Altısını birden buraya kapattım. Bu şekilde trabzandan fıstığımı oluşturdum bu kadar Arkadaşlar şimdi örümcek yapıp sabitleyeceğim ipimi uzattım şöyle iki tığ battı büyüklüğünde örümceğimi buraya yapıyorum küçük bir örümcek olması önemli mağrurlaşmaması için iki tığ battı atlayıp hemen üçüncünün tam ortasında buraya sabitliyorum Bakın bu şekilde küçük olsun ki mağrurlaşıp bol durmasın arkadaşlar Şöyle yapmış olduğum işlemi de size göstereyim. Kenarlarında küçük örümcek, ortada 6 tane trabzandan oluşan fıstık. Aynısından bir tane daha yapalım. Daha şöyle anlaşılır olur inşallah. Evet, bir zincirimi çekerek başladım. İlk başlar gibi başlıyorum. Şöyle örümceğimi çekip bir iki defa üzerine dalıyorum üçüncü tığ vattımın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 ve 1 2 3 zincir bir defa tığı doladım trabzanın alt kısmına girip 1 ve 2 şöyle net görmeniz için bir defa tığı doladım trabzanın altından girip 1 2 tekrar trabzan yapıyorum Şöyle bir iki yine son ilmek tığımda dört oldu. Bunu altıya tamamlıyorum. Şöyle bir şöyle iki evet. tekrar bir defa tığ'ı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle bir şöyle iki Bakın. altı tane bu şekilde tırabzan oluşturup hepsini bir kapatıyorum. Çünkü son ilmekleri bırakmıştım. Tepesine şöyle bir sık iğne ile tutturdum. Hemen iki tığ battı büyüklüğünde ipimizi uzatıyorum. Her zaman söylediğim gibi bu ipin uzunluğu örümceğimizin büyüklüğünü belirliyor. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıya bu şekilde sabitliyorum. Şöyle sökülmesin diye üç zincirimi çekeyim. Bakın şekilde oluşturdum çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar iki tane fıstık yaptık sizde şimdi çiçeklerin nasıl yapıldığına geçelim şöyle çimenimizi ters çeviriyoruz bu örümcekleri ters tarafından yapacağız kapattığımız sık iğneli noktadan girerek ipimi buraya sabitliyorum ilmekleri hepsini toparladıktan sonra sık iğne yapmıştık ya işte o sık iğnenin arasından girip ipimizi sabitliyorum. Ve buraya küçük küçük 3 tane örümcek yapacağız. Şöyle küçük yapalım. Büyü çok çirkin duruyor arkadaşlar. 3 tane 4 tane kirpiğin sığacağı büyüklükte bir örümcek yuvası hazırlıyorum. Evet. Şöyle ikinci aynı büyüklükte bir tane daha yapıyorum. Bu da üçüncü tersindeyiz tülbentimizin ters tarafındayız ve bakın bu 3 zincir çekmeye başladığım noktadan trabzandan örümceğe ellemiyoruz arkadaşlar trabzandan girip buradan sabitliyorum bir tane zincir çekip düz yüzüne döndüm bakın. bu şekilde oluyor şimdi ilk yuvadan girip bu bir zincir buraya sık iğne ile sabitleyerek Kirpiklerimizi oluşturmaya başlayacağız. 1 2 3 4 ve 5. Buraya örümceğin içine girip sabitledim. Bu 1. 1 2 3 4 ve 5. Buraya 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi oluşturduk. Hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. Burası 4 olacak arkadaşlar. Öbür yaptığıma gitti aklım galiba. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirden 4 tane kirpik oluşturdum bu şekilde. Ve yanına bir sık iğne. Evet. Sıradaki yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. 5 zincirden kirpik bu şekilde oluşuyor aynı işlemi diğerlerine de uygulayacağım şöyle 5 zincirimi çekip yuvanın içine sabitliyorum bu bir 5 zincir yuvanın içine girip sabitliyorum ikinci kirpik 5 zincir 3. kirpik 3, 4, 5 zincir. Bu da 4. kirpi. 5 zincirden 4 tane kirpi yaptıktan sonra sonuna şöyle kirpikler güzel dursun diye bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle sonuncu yuvaya sadece sık iğne ile geçiyorum. Yine 5 zincir. Kirpiklerim güzel dursun diye bu şekilde İpi güzelce esnettim. Hem sıkı çekip hem de ipi esnetince çok güzel duruyor. Süt çüründü Beni irkildi arkadaşlar. <laughs> Bir an korkmuşum. Burada teyi boşt. 1 2 3 4 ve 5. Bu da 3. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle göstereyim. Dördüncü ve sonuncu kirpiği de kapatıyorum. Örümceğimin içine buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu sabitlediğim yere de arkadaşlar bir tane şöyle ben sahte sık iğne yapıyorum. Zorlananlar normal sık iğne de yapabilir. Sırf şu oyuntuyu vermek için. Güzel görünsün diye. Evet. Şimdi ipimi koparıyorum şöyle bakın kalıp gibi hoş bir çiçeğimiz oldu şöyle siz de aynen bu şekilde bu büyüklükte yaparsanız ipinizi de güzelce inceltirseniz arkadaşlar şöyle kalıp gibi bir e, çiçeğiniz olur Şu ipleri yakayım bir de bir sarıdan yapalım tülbentimi şöyle ters tarafına çeviriyorum bu kapatmış olduğumuz sık iğne noktasından ipimi girip buraya sabitliyorum bakın. Şimdi 3 tane yine küçük küçük örümcekler yapacağız. İpimi uzattım. İlk örümceğimizin boyutu için bu şekilde hazırladım. Tekrar ipimi uzatıp ilk örümceğimizin boyutunu ayarlıyoruz. Tekrar ipimi uzatıp şöyle 3 tane örümceği aynı büyüklükte yaptım. Bu trabzanın arkadaşlar örümceği ellemiyoruz. Bu trabzanı kapattığımız nokta 3 zinciri başlamaya çekmeye başladığımız noktaya kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde tersinden bir göstereyim. Şimdi bu yuvaların içine minik minik kirpikler oluşturacağız. İlk örümceğin içine iğne ile bir zincirimi girerek başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 zincir. 5 zincirden 4 tane kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4 5. İpimi güzelce esnettim. incecik zincirler, kalıp gibi zincirler çekebilmek için. Şöyle 5 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine girip sabitliyorum. 1 2, 3, 4 ve 5. Evet. Dördüncü kirpiği de sabitledim. Ve buraya bitiş noktasına bir sık iğne yapıyorum. Kirpikler daha güzel durması için. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. Arada hiç zincir çekmedim. 5 zincirden yine 4 tane buraya kirpik oluşturuyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu 2. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu da 4. Hemen kirpiklerin bitiş kısmına aynı yuvaya sık iğne yap. Şöyle sonuncu yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 ve 5. 5 zinciri kapatıyorum Bak. Biraz bu örümceğim küçük gibi. 3 4 5. Kapatıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5. 3 1 2 3 4 ve 5 sonuncu kirpiği de kapatıp işlemimizi bir sık iğne ile bir de arkadaşlar demin de gösterdiğim gibi bu ilk sık iğne ile başladığımız yuvaya da bir tane sık iğne yapın ister şöyle benim gibi sahte sık iğne isterseniz bildiğiniz kolay normal sık iğneden yapabilirsiniz bak şekil şöyle oyuntulu güzel bir duruş oluyor Evet şöyle bir zinciri de çekip ipimizi koparalım Evet bakın kalıp gibi yine bir şöyle tutayım çiçeğimiz oldu hemen ben bu ipi yakıp temizleyip geleyim Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar şöyle uzaktan bir görün istedim şu ikisini sizlerle beraber yaptık. Bakın kamera karşısında değerlendik bu iki tanesini. Şöyle diğerlerini de daha önce sizler için hazırlamıştım. Hürrem geldi. Hey, kuzum benim. Böyle e, sizler de arkadaşlar emekler için Beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Şöyle bir de sallantılı halini gösterip